şöyle bakın baharatlar üzerinde. Harika bir görüntüsü oldu. Tam bir ziyafet sofrası. Çok da güzel pişmiş. Merhaba arkadaşlar. Sevgiyle Yaşam kanalıma hoş geldiniz diyorum sizlere. Nasılsınız? İyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Bugün ben sizlerle birlikte oğlak tandır yapacağım. Fırında değil ama şöyle bir düdüklüm var. Düdüklümde yapacağım bunu. 1 kiloyu geçik burada oğlak eti var. Herhalde keçi sütü çok rağbet gördüğü için arkadaşlar oğlak etini de çok rahat bulabiliyoruz artık. Eskiden bu kadar çok değildi oğlak eti piyasada. Şimdi keçi sütü üretildiği için oğlak eti de çok rahat buluyoruz ve diğer etlerden daha çabuk pişiyor. Çok nazik, çok güzel bir et. Şimdi bu eti biraz marine edeceğim. Bu et oğlağın birkaç yerinin eti. Kaburga eti de var içinde. Böyle boyun, but var. Hepsi içinde farklı farklı. Bunları bir kaseye koyup önce bir marine etmek istiyorum. Eti marine etmek için de sizlere burada malzemelerim var, onları söyleyeceğim. Biberiye var, kekik var, pul biber, karabiber, biraz limon, sarımsak ve zeytinyağı var. Bunları şimdi şurada harmanlayacağım sizinle birlikte. Sonra da etlerimi içine koyacağım. Etimi bir yarım saat bekleteceğim. Çok fazla eti bekletmeme gerek yok. Çünkü çok nazik bir et. Nazik bir et olduğu için de aşırı beklemesine gerek yok yani. Hafif böyle içine alsın bir o tatları. O kadar. Şöyle bir kase alacağım. Bunun içerisine şöyle yapalım önce. Sarımsak döneceğimi alıyorum. Şöyle bir tutam ya da bir çay kaşığı kadar, tatlı kaşığı kadar biberiyeyi koyuyorum içine. Biraz da kekik koyacağım. Şöyle bir tatlı kaşığı kadar da kekik. Sonra bunun içerisine biraz sarımsak koyacağım. Bu dolaba koyduğum sarımsak. Şöyle bakın. Zeytinyağlı. Şöyle bir kaşık sarımsak koyuyorum. Sonra zeytinyağından da koyacağım. Bunun içerisine birazcık da tuz atacağım arkadaşlar. Şöyle bir çay kaşığı kadar da tuz atacağım. Ve ben bunu döveceğim böyle. Biberiyeler iyice ezilsin istiyorum. Hepsi birbirine karışsın. Bakın iyice ezildi biberiyeler ve nane kekik. Nane yok, kekik var. Evet, güzelce ezildi. Şimdi bu ezdiğim bitkileri ve sarımsağı tabağa alıyorum. Şöyle kaşıkla şöyle sıyırıyorum kasemin içine. Evet, içerisine bu sarımsağın içerisindeki yağdan biraz koyacağım. Bu yağdan da şöyle 2 yemek kaşığı kadar koydum. Zeytinyağı bu ve bu şekilde karıştırdım. Bakın mükemmel oldu. Şöyle elimle alayım kalmasın. Bunun içerisine birkaç damla limon koyacağım. Şimdi etleri bunun içerisine koyacağım.
Şöyle karıştırıyorum sosumu. Evet, içerisine şimdi diğer malzemeleri katacağım. Birazcık tuz atıyorum. Şöyle bir ölçü biber attım, pul biber. Ve bir ölçü de şöyle yarım, bir çay kaşığı kadar yani karabiber attım. Sosum bu. Şimdi etleri bunun içerisine bırakacağım. Hatta etlerimin içerisine şöyle ufak ufak delikler açayım. İçine soslar iyice girsin. Şöyle yapalım. Çok nazik bir et olduğu için sosta fazla bekletmeyeceğim. Bir yarım saat kadar dursun yeterli. Etleri kaseye aldım. Şöyle bu sosu bir güzel yedireceğim buna. Her taraflarına yediriyorum. Şöyle birbirine sürtüyorum. Evet, ağzını kapatalım. Bir kenarda bir yarım saat dursun. İsterseniz buzdolabını da kaldırabilirsiniz. Evet, şu şekilde tamamdır. Bir güzel sosladım etleri. Muhteşem oldu. Ağzını şöyle bir kapakla kapatıyorum ve şöyle bir kenarda yarım saat bekletiyorum. Evet, etimiz bekledi. Yarım saat kadar bekledi. Şimdi şu iki tane soğanımı böyle büyük büyük üçe böleceğim. Şöyle bunu ikiye böleyim. Bu küçük çünkü. Tencereme alıyorum. Soğanları tenceremin altına yerleştiriyorum şöyle. Şu şekilde yerleştirdim. Şimdi bu etleri tenceremin içine koyacağım. Şu şekilde. İçerisine su koymayacağım. Kendi yağıyla, kendi suyuyla pişecek. Şöyle koyacağım. Hepsini koymak istiyorum bunun içine. Şöyle içinde biriken şu suyunu da, yine yağı ve sarımsal suyu var. Ve ben bunu bir güzel sıyıracağım. Şöyle elimle sıyırayım. Ben size bu şekilde gösteriyorum. Etleri koydum böyle. Ve kapağını kapatacağım düdüklümün. Su koymadım hiç içine. Kendi suyunu salarak pişecek dediğim gibi. Fırında pişer gibi. Ben düdüklümün kapağını kapatıyorum. Ve biraz kaynadıktan sonra altını kısacağım. Bir saat kadar pişireceğim. Çok çok yavaş ateşte. Şimdi ocağıma koyuyorum bunu. Tabii ki et programına getiriyorum ve ocağa koyuyorum. Düdüklü tenceremi ocağa koydum. Altını böyle çok hafif kıstım. Ve et programında ayarlı. Şu anda düdüğü ötmeye başlayacak. Yavaş yavaş suyunu saldı. Hafiften açıyorum altını. Bayağı bir suyunu saldı çünkü. Şimdi düdüğü öttükten sonra ben altını bayağı bir yarımdan daha aza alacağım.
1 saat kadar pişireceğim arkadaşlar. Tandır kıvamında olacak. Muhteşem bir şey oluyor. Sonrasında yine bakacağız. Eğer ki piştikten sonra tavada kızartmak isterseniz onu da yapabilirsiniz. Onu da gösteririm size. Şimdi pişirmeye bırakıyorum. Evet arkadaşlar, oğlak burada pişiyor. Ben de birazcık yanına bulgur pilavı yapmak istedim. Şöyle bir dolu tereyağı koydum bu yemek kaşığıyla. Sonra içerisine birazcık da zeytinyağı kattım. Şöyle biraz erittim onu. Üzerine göz kararı şöyle bana yetecek kadar bulgur koyuyorum. Bu yeterli. Şöyle karıştırıyorum bunu. Yağı da şöyle azıcık çeviriyorum. Evet. Sade bulgur pilavı yapacağım. Et suyu falan koymayacağım. Hepsi birlikte ağır oluyor çünkü. Biraz da et suyu, biraz da normal su hiç gerek yok. Sadece tereyağı ve zeytinyağıyla. Zaten etim burada. Bu da et suyulu olursa çok ağır olur. Sade yapıyorum pilavı. Göz kararı da sıcak su koyuyorum içine. Şöyle bulgurumun bayağı bir üzerine çıkacak. Bakıyorum şu şekilde. Evet, tamamdır. Şimdi buna tuz ekleyeceğim. Şöyle bir çay kaşığı kadar, 1,5 çay kaşığı ekleyeyim hadi. 1,5 çay kaşığı da tuz ekledim. Tuz da yine kendi damak zevkinize göre. Şöyle karıştırıyorum hafif. Suyumun ölçüsüne bakıyorum. Çok az daha koyabilirim. Şöyle. Evet, bulgur pilavım da pişmeye hazır. Altını kısıyorum. Kapağını da kapatıyorum ve pilavım pişmeye geçiyor. Evet, pilavımı karıştırmıştım. Şöyle suyunu çekmiş, tamamdır. Altını söndürüyorum. Şimdi açılsın biraz kendi başına. Kapağını kapatıyorum. Pilavım hazır. Bunun altını söndürüyorum şimdi. Evet. Oğlak etim hala pişiyor. Bir 5 dakikası kaldı. 5 dakika sonra söndüreceğim. Tam tamına 1 saat ayarladım. Bakalım pişmiş mi? Evet, pilavımı, bulgur pilavını servis kabıma aldım. Şöyle. Sonra tenceremin kapağını açacağım. Şöyle size göstermek istiyorum. Hiç su koymadığım halde görüyorsunuz suyunu. Şimdi bakacağım bir pişmiş mi? Kıvamına bir bakayım. Oo, süper. Aman Allah'ım. Dağılıyor neredeyse. Ben bunu şöyle genişçe bir spatulayla alacağım. Şöyle alıp pilavın üzerine koymak istiyorum. Etlerden kemikler çıkıyor. Şöyle bakın. O kadar çok pişmiş ki. Evet, içine koyduğum soğan zaten dağılmış. Ve ben bu tandırı, tandır diyelim buna çünkü, muhteşem olmuş. Haşlama değil arkadaşlar. Bu kendi suyuyla olduğu için gerçekten fırında pişmiş gibi olmuş. Harika olmuş. Denemenizi tavsiye ediyorum. Şöyle
bırakıyorum. Evet, bu suyla da çok güzel bir çorba olur. O daha sonra. Şöyle bırakacağım. Muhteşem bir görüntü. Muhteşem bir koku. Sarımsak soğanın kokusu. Harika. Bu tarz denemenizi tavsiye ediyorum. Eğer oğlak eti yapacaksanız. Çok güzel oldu. Şöyle sizlere eti göstermek istiyorum arkadaşlar. Şöyle yağlarını ayırıyorum ve muhteşem bir şekilde pişmiş. Harika. Ve de fırında kızarmış gibi görüntüsü. Suyla pişmediği için, bakın çok kolay kokuyor. Suyla pişmediği için dediğim gibi haşlama gibi değil yani. Sakın olarak öyle düşünmeyesiniz. Kendi suyundan yavaş yavaş. Bakın. Lime lime oluyor. Evet. Güzel pişmiş. Bir tadım yapalım. Muhteşem. Bu yöntemi mutlaka deneyin derim arkadaşlar. Evet, yemeğin kalan suyu bu. Tencerenin dibinde kalan. Şimdi şöyle bir kasenin içerisine süzgeç koydum. Üzerine boşalttım böyle. Şöyle su geçti arkadaşlar altına. Bunu artık posası, bunu çöpe atacağım. Burada kalan su da et suyu olarak buzdolabımda yer alacak. Benim şöyle plastik bardaklarım var. Bunların içerisine et sularını boşaltıyorum. Şöyle. Bu şekilde. Bir yemeklik, bir yemeklik. İki. Üç tane yemeğin çorbanın içerisine kullanabilirim ben bunları. Hiçbir şey ziyan etmiyoruz. Şöyle buz tutacak bu. Bunları alacağım. Bu şekilde koymayacağım tabii ki dolaba. Onları da şöyle folyoyla bir güzel, streçle bir güzel kapatacağım. Şöyle yapıyoruz. Sonra poşete koyacağım. Öyle. Böyle streç filmi kapatıyorum. Bir parça koparıyorum şöyle. Bunu bir güzel saracağım. Kokusu çıkmasın diye. Şöyle altından şeker poşeti gibi sıkıştırıyorum. Evet. Düz bir şekilde bunu bu şekilde dondurucuya koyacağım. Donduktan sonra bu bardaklardan çıkarabiliriz. Evet. Buzluğa girmeye hazır.